Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Nizi Gözen. Yeni bir içerikle karşınızdayım. Bildiğiniz gibi bir iki gün önce Facebook sayfamdan bir duyuru yapmıştım. Fotoğrafımıza parıltı efekti nasıl ekleyebileceğimize dair. Orada bir görsellerini hem de yazısını yayınladım. Merak ediyorsanız altta linki var. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi de onun videosunu çekmek istiyorum. YouTube takipçilerim için de bunun video olarak paylaşacağımı söylemiştim. Şimdi gelin hep beraber nasıl bu etkiyi elde ettiğimizi görelim. Fotoğrafımızı açmak için File, Open ya da kısa yolu Ctrl-O, Command-O tıklıyorum. Örnek fotoğrafım masa üstündeydi. Şu fotoğraf seçiyorum bunu. Eğer bu çalışma dosyasıyla da siz de çalışmak istiyorsanız aşağıda linki var. Oradan indirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi background olarak açıldı. Yapacağım işlemi bir layer olarak açacağım. Şurada bir layer sekmesi var. Boş layer açıyor. Eğer layer nedir, ne işe yarar, nasıl çalışır merak ediyorsanız yine YouTube kanalımda bununla ilgili güzel bir videom var. Oraya da bakabilirsiniz. Tıkladım. Boş bir tane layer açıldı. Şimdi burada gerekli işlemleri gerçekleştireceğim. Fotoğrafın şu kısmına şuraya bir tane şöyle bir güneş ekleyeceğiz. Daha doğrusu güneş efekti ekleyeceğiz. Bunu nasıl yapacağımızı sizlere anlatacağım. Tabii ki bu şekilde eklemeyeceğiz. Tekrar boş layer'ımı açıyorum. Fırça harcımı tıklıyorum. Şurada kısa yolu B. Gördüğünüz gibi bir tane fırçam var şu an. Fotoğrafın üstüne geldiğimde zaman minik bir yuvarlak. Sağ tıklı biraz ebadını büyütüyorum. Çünkü burada birazcık daha fazla yer kaplamasını istiyorum bu etkinin. Sizin kendi kullandığınız fotoğrafa göre bunu ayarlayabilirsiniz. Şöyle hafif. Bu çok büyük oldu. Şuraya manuel 1500 piksel desem. Evet, böyle bir büyüklük ideal. Şimdi bunu yaptıktan sonra tıkladığım zaman bakın siyah oluyor. Benim istediğim etki bu değil. Çünkü buradaki renk katmanı siyah. Bu yaptığım işlemleri silmek için de Ctrl+Z yapıyorum. Orayı temizledim. Şimdi geliyorum. Buradaki renk chart'ıma tıklıyorum. Burada mesela gün batımı etkisini böyle sarılı, turunculu bir renk tonlaması yapacağım. İlk önce şuradan sarıya tıklıyorum ya da şöyle hafif turuncuya. Gün batımı tonlarına yakın şöyle bir birazcık daha koyu olsun. Evet, şu değerler benim için ideal. Eğer siz de aynı değerleri kullanmak istiyorsanız bakın şurada HSB kısmında ya da RGB kısmında değerler var. Okey derseniz tıkladığınız zaman bakın bu turuncu renkte fırçayla boyam yapmış oluyor. 2 kere tıkladım, 3, 4 kere tıkladım. Bu şu an ideal. Tam istediğimiz gibi değil farkındaysanız biraz böyle sprey boyayla boyanmış gibi oldu. Bunu istemiyoruz. Burada blend modumuzu normalden screen'e çeviriyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bakın. Şu an güneş efekti şeklinde bir tane daha yaparsam bu etkiyi arttıracak. Birkaç tane daha yapıyorum böyle sağlı sollu. Şu alanı komple güneş efektiyle kaplamış olduk. Buradan da açıp layer üstünden de kapatabiliyoruz. Şuraya ya da parıltı diyelim. Parıltı efekti. Üstüne tıklayıp layer'ını değiştirebilirsiniz. Parıltı efekti tıklayırken Ctrl+T ya da Command+T yaptığım zaman etrafında bakın çeşitli çizgiler çıktı. Bu şu demek, ebadını büyütebilirsiniz. Buradan istediğiniz gibi şöyle aşağı, sağa, sola, yukarı taşıyabiliyorsunuz. Ben birazcık daha kızın yüzüne doğru gelsin istiyorum. Saçları da biraz aydınlansın. Şöyle büyüteceğim hafif, yüzünün yarısı da bu etkiyle karşılaşabilir. İstersek şöyle hafif sağa sola kaydırabiliriz ya da şöyle yukarıya doğru genişletebiliriz. Böyle güzel oldu benim için. Şu etki tamamen böyle güneş etkisi. Enter'a basmak ya da çift tıklamak bu etkiyi burada sabitleyecek. Şu an fırça aracındayım. Buraya gelip tıklıyorum. V yani Move Tool, hareket tool'unda bunu da istediğim yere istediğim gibi taşıyabilirim. Eğer buradaki etki size çok yoğun geliyorsa opacity kısmından da şöyle birazcık daha opacity'sini kısabilirsiniz. Daha doğal gözükmesini istiyorsanız bu tamamen size kalmış, şöyle 80'lerde bırakıyorum. Gördüğünüz gibi fotoğrafımıza hızlı bir şekilde parıltı efektini ekledik. Gayet basit, kolay ve çok hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Umarım bu eğitim sizler için yararlı olmuştur.
Daha fazla eğitim için nezigözen.com'daki eğitim kısmına bakabilirsiniz. Fotoğraf, fotoğrafçılık, fotoğraf işleme teknikleri ile alakalı herhangi sorularınız vesaireniz varsa benimle irtibata geçebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımdan da beni takip etmeyi unutmayın. Sizler bu videoyu paylaştıkça, beğendikçe, insanlara anlattıkça ben daha çok kişiye ulaşmış olacağım. Bu sayede de çeşitli projeleri sizlere ücretsiz olarak sunmaya başlayacağım. Çok yakın zamanda Lightroom 101 eğitimim başlayacak. Bunun bir tane de destekçisi var. O yüzden bir marka ile beraber yapacağız. İlerleyen zamanlardaki hedefim yani kitlelere ücretsiz eğitimler verebilmek. Hem online platformlarda hem de normal yüz yüze eğitimler için geçerli bu. Bunu bu projeyi geliştirebilmem için sizlerden tek desteğim. Bu videoyu beğendiyseniz beğenin, paylaşın, alta yorum yapın. Eğer beğenmediyseniz beğenmeyebilirsiniz. Orada bir lafım yok. Elbette herkes beğenecek diye bir şey yok. O zaman da lütfen yorumda neden beğenmediğinizi de yazın. Yani şöyle şöyle eksikleri var. O yüzden beğenmedik deyin ki ileride çekeceğim videolarda da bu şey olsun, daha iyi olsun, öyle söyleyeyim size. Bunu bitirdikten sonra son bir işlemimiz var. Bu arada file altından export, export'un altından da save for web diyeceğim. Yani web sayfası için kaydet. Bununla alakalı da soru soran arkadaşlar oluyordu. Gördüğünüz gibi şöyle bir ekran çıkıyor. Şuradan ufaltabiliyoruz bunu görmek için. En ve boy oranlarını buradan değiştirebilirim. Örnek web sayfası için ya da Instagram vesaire için kullanacaksam. Şuraya geldim, 2000'e 1333 oldu. Burada JPEG seçili olması lazım. Şurasının optimize olması lazım. Renginde convert to sRGB olması lazım. Buraya tıklarsam da web sayfasında nasıl gözükeceğini gösterecek bana. Bakın şu orijinaline tıklıyorum. Bu fotoğrafın, şöyle birazcık yaklaşalım, orijinal hali. Bu da optimize edilmiş hali web sayfası için. Save dediğim zaman da masa üstüne gelip parıltı JPEG dedim. Kaydet dedim. Bunu bir daha bana göstermesi de olur. Problem değil benim için. Okey dedim. Gördüğünüz gibi şuraya geldi fotoğrafımız. Parıltı diye. Fotoğrafımızın son hali bu. Üstüne tıklayalım. En büyük haliyle de videomuzu kapatalım. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin sayesinde daha fazla kişiye ulaşıp ücretsiz eğitimlerimi yaygınlaştırmaya çalışıyorum. Projelerim için takipte kalın. nezigözün.com'u arada sırada kurcalamayı, bakmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.